Merhaba. 41 gün speaking serisinin 3. gününe hoş geldiniz. Normalde bu dersi daha erken bir saatte çekmeyi planlıyordum ama koşturmacalar içerisinde akşam saatlerine kaldı. Şimdi çektim birazdan da daha doğrusu çekiyorum. Birazdan da yükleyeceğim. Bakalım bugün bizi bekleyen soru ne? Bugün ilginç bir soruyla başlayacağız. Bu ne bileyim AYT'de gelebilecek, TOEFL'da gelebilecek ya da aslında İngilizce iş mülakatlarında duyabileceğiniz bir soru. Tell me something that most people don't know about you. Yani kendinizle ilgili pek çok insanın bilmediği bir şeyi söyleyin. Bana seninle ilgili ya da sizinle ilgili insanların pek bilmediği bir şeyi söyleyin, anlatın şeklinde bir soru. Dediğim gibi çok ideal bir soru pek çok bağlamda, görüşmede. Karşınıza çıkma ihtimali olan bir soru. Biraz da burnum tıkalı o yüzden sesim normalden farklı gelebilir. Şimdi başlayalım. İlk önce her zamanki gibi daha kısa ve daha sade olan cevapla başlayacağız. Daha sonra da daha hızlı ve kapsamlı bir cevapla başlayacağız. Her zamanki gibi cevaplar spontane olacak. Şu an demin az önce soruya karar verdim. Biraz da yorgunum. İnşallah güzel e, işe yarar cevaplar çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Let's get started. So there is one thing that I think people might find interesting about myself or about me. Although I'm a linguist or although I'm an English teacher, I am really into computer programming. That might seem a very different field, but since high school, I've been heavily involved in computer programming and uh, technological developments and trends. That is something I'm really uh, curious about and passionate about at the same time. So I think uh, most people would be surprised to know that I can program both. Desktop and web applications. I don't do that um, professionally. I think that is a more like a hobby for me. Evet, bu kısa cevabımızdı. daha ne diyelim, daha kısa ve daha yavaş olan cevabımızdı. Şimdi daha uzun olan cevaba geçelim. There's one thing that I that I think most people will find interesting. Um, that is I am an Avid computer user and I'm very much into computer programming. In fact, I've been programming for maybe the past um, 10 years. When I was in high school, I was very much interested in computer programming and I started working with languages such as C and uh, Visual Basic. These are some of the desktop programming languages. And then over the years, I started learning about web technologies and web development, and I even interned in the USA as as a front end uh, designer, engineer, or programmer. Uh, you might call it that way. And when I was working at Boazic, I also developed the website for my department uh, when I worked as a research assistant. So I've been heavily involved in uh, computer programming, design, and Technological trends, and to most people, that looks very different from what I do because I work as a teacher, as an English teacher, or as a linguist to some degree. And most people think that they are totally different or separate fields or endeavors. But to me, computer programming and studying language and linguistics are very related because. At their core, they are very related. They've got a similar syntax, they've got rules and patterns. If you know how to uh, look at uh, computer languages, I think you can find many similarities between computer languages and human languages. And in fact, computer languages are based on human languages, they're modeled on human languages. So there are a lot of uh, similarities, and that's how I approach uh, this issue. So I am Also a computer programmer, well, you can say that to a degree, but I do that as a hobby, not a professionally. Evet, bu da açıkçası tam İngilizce saati programında yapacağım türden bir sohbet cevap oldu. Ne yaptık? Kendimle ilgili, ilginç, pek çok insanın belki bilmediği, tahmin etmediği bir şeyi incelemiş, söylemiş oldum. Şimdi normalde ne yapıyorum? Normalde bu cevapların yazılı hallerini 41 gün İngilizce değil tabii ki 41 gün speaking serisinin sayfasına hüseyindemirtaş.net'te koyuyorum, paylaşıyorum. Bu linkte bulabilirsiniz. Muhtemelen bu akşamki metinleri de koymuş olurum ama tabii bazen vaktim olmuyor o konuşmaları tekrar yazıya dökmek için. Ama 1-2 numaralı dersleri bulacaksınız bu sayfada. Üçünü de dediğim gibi muhtemelen koymuş olurum ama koyamadıysam bazen arkadaşlar yorumlarda izleyiciler kendileri yazmış oluyor. Eğer yazarsanız ben sizin yazdığınız notlardan kopyalayıp sayfaya ekleyebilirim. Evet şimdi sıra sizde ne yapıyorsunuz? Hemen sizde kendinizle ilgili ilginç bir noktayı anlatan 2-3 dakikalık spontane bir cevap veriyorsunuz ve ses kaydı alıyorsunuz. Ondan sonra bir 15-20 dakika hazırlık yapıyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz kendinizi. Daha iyi bir cevap için hazırlıyorsunuz ve sonra aynı soruyu daha hazırlıklı bir şekilde cevaplayıp ses kaydınızı alıyorsunuz. Sonra ilk ve ikinci cevabınızı dinleyip yazıya döküyorsunuz ve yorumlarda bizimle paylaşıyorsunuz o cevaplarınızı. Evet, dediğim gibi bu pek çok açıdan bize fayda sağlayan bir program. Ses kaydı paylaşımı ile ilgili olarak da açıkçası beklediğimden çok daha fazla ses kaydı geldi. O açıdan da memnunum. Ee, insanların bu medeni cesareti göstermiş olmasından. Onların hepsini tek tek e, dün göndermedim. Çünkü biraz biriksin istedim. Çok sayıda kişi katılımcı olduğu için o ses dosyalarını topluyorum. Muhtemelen bugün ya da yarın o katılımcıların hepsine bu ses kaydı paylaşım programı programına katılan herkese Onları bir e-posta olarak ya da bir link olarak gönderiyor olacağım. Bununla ilgili detayları da yine Quick Bir Gün Speaking sayfasında Hüseyin Emirtaş.net'te bulabilirsiniz. Evet böylece üçüncü günün sonuna geldik. Açıkçası şöyle bugün biraz yoğun ve yorucu bir gündü. Acaba çekmesem mi atlasam mı uyusam mı diye düşündüm. Ama başladık devam edelim dedim. Çünkü ne derler aksatmamak mümkün olduğunca ve istikrarlı gitmek istiyoruz. O yüzden ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi sıra sizde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.